Hocam hayır. Sen bana sizin saklandığınız yeri söyleyeceksin, yoksa seni öldürürüm. Seni yerim oğlum. Seni yerim. Yerim deyince korktu tabii. Böyle basıp gidersiniz oğlum. Var ya taban yerim oğlum sizi. Ye yiyeyim ha. Yiyeyim mi? Ye, yemeğe geliyorum hadi. Hadi basket koçum. Bak koçum. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 76'ya hoş geldiniz ve Kara Keçi'ye merhaba deyin. Kara Keçi Fallout 76'da bize eşlik edecek, bize dünyayı gösterecek, Apalachya dağlarını gösterecek olan karakter. Aa şey yapamıyor muyuz? Nasıl lan? Dur. Tamam, third person'a şu an gidemiyoruz herhalde. Ooo, Pip-Boy. Eski model Pip-Boy'lardan. Tam olarak değil ama bayağı benziyor. Güzel. Çok hoşuma gitti. Hey! Amerika'yı inşa etmekle görevlendirildin. Çok büyük sorumluluk. Vault-Tec seninle gurur duyuyor. Ben seninle gurur duyuyorum. Bunu duyduğunda bilmenin gerekiyor ki ben birkaç saattir yoğum. Benim kendi görevim var. Selam, merhaba. Sonunda geldin. Bugün senin dışarı çıkış günün. Dışarı çıkmak için sabırsızlanıyorsundur eminim. Ben gitmeye hazırım. Bütün statlarımız bir şu an. O yüzden bunları önce almamız lazım bir. Perkleri de bu şekilde şey yapacağız. Her seviyede bir farklı bir perk alacağız. Bize verdikleri rastgele kartlarla. Hah! Şimdi değerli ahbaplarım, oynadığımız bize eşlik eden kahramanımızın ismi Kara Keçi. Kara Keçi diyorlar çünkü kara kara sakalları var. Kara kara saçları da vardı ama kara kara saçları döküldü Kara Keçi'nin. Çünkü Apalachya dağlarında hayatta kalmak oldukça zor. O kadar düşman etraftayken, o kadar vahşi, yağmacı etraftayken. Peki Kara Keçi nasıl hayatta kaldı? Çünkü Kara Keçi güçlü bir karakter ama aynı zamanda da kulakları her şeyi duyuyor. Burnu her şeyin kokusunu alıyor. Gözleri her şeyi görüyor. Nedenini de anlayacaksınız biraz sonra. Perception alıyoruz. Concentrated Fire. Tamam abi kalsın. Equip şu an. Güzel. Harika. Tamam. Teşekkürler. Bu Vault'un olayı da şey. Sözde şey hani Amerika'yı yeniden kur, medeniyetini yeniden kur ama asıl amacı Vault'un nükleer bomba tesislerini Vault-Tec şirketi için güvence altına al. Tabi Vault'ta herhangi bir deney yapılmıyor. Vault Dweller'ler üzerinde tuhaf tuhaf oyunlar oynanmıyor, sağlıkları tehlikeye atılmıyor. Tam aksine onların sağlıkları ve durumları göz önüne alınıyor. Güvenlik görevlileri de bu Vault'taki bu sığınaklık güvenlik görevlileri de... Ölümcül silahlar taşıyamıyor. Diğer Vault'lar gibi değil yani. Sadece işte bir durum oluştuğu zaman insanları sakinleştirmek için yumuşak silahlar diyeyim onları kullanıyorlar. Bu Vault'taki herkes dışarı çıktıktan sonra Vault'ta kimse kalmayınca içerisi artık yaşanamayacak duruma gelecek. Bütün fonksiyonlar kapanacak. İşte havalandırma sistemidir falan filan. Çünkü insanlar ona bağlı kalabiliyormuş. Yine de tabii sığınakta gerginlik yükseliyor. Gerilim iyice artıyor. Çünkü dış dünya ile ilgili dedikodular duyuyorlar. Söylentiler yayılıyor. İşte insanları yiyen mutantlar, deriyi yakan yağmurlar falan. Tabii çoğu doğru bunların. Ulan keşke şu... Oh be! Oğlum sonunda ya! Holotape'leri, notları falan ayrı yerler koymuşlar artık. Güzel, çok güzel, çok güzel. Oynat abi. Oo çok iyi lan, aşağıdan sokuyoruz şeyi. Old tape'i. Bunu her kim dinliyorsa nereye gittiğimi bulması lazım. Ama iyi ki bunu yaptın. Çünkü senin sana ihtiyacım var. Protokolü yok sayıp sana söyleyeceğim ne yapacağımı.
Çünkü öğrendiğim bir şey varsa birbirimize güvenmemiz gerektiğidir. Gerektiğidir. Okey. Bombalar düşmeden önce Appalachia dağlarında 3 tane nükleer bomba tesisi vardı. Baştan bunun olmasına izin veremeyiz, bombaların patlamasına. Bütün bu bomba tesislerine güven altına almamız lazım. Ama 25 yıl geçti. Dışarıda ne bulacağımızı bilmiyorum. Veya nereden başlayacağımızı bilmiyorum. En yakın nüfus merkezine gidip durumu gözden geçirmekti benim görevim. Orada kamp kuracaktım. Kendime gelecektim. Beni orada bul. Okey. Cool. Bir terminal bilgisayar hacklenmiş ama adam şey diyor. Ulan kimin yaptığını nasıl bulalım? Buradaki heriflerin hepsi üniversitelerden gelen süper dahiler falan. Şurada şey demek istiyor aslında. Bak sen bu Vault, bu sığınaktaki bir insansın. Üyesin, sen de bu süper insanlardan birisin. Ki yani Fallout dünyasında genelde böyle süper etkisi olan insanları oynuyoruz. Okey, kısacası bu güvenlik terminallerinden anladığımız kadarıyla bu Vault'taki sığınaktaki her şey güzel gidiyor, normal gidiyor. Ters giden bir şey olmuyor. Sadece şeyden... Allah'a ısmarladık Alderton. Yay, Reclamation Day. The Forest'a geldik. Evet, her defasında Bethesda güzel bir entry yapmayı şey yapmayabiliyor. Şimdi benim öğrenmek istediğim şey var, 5 dakika. Değerli apaplarım, gördüğünüz gibi kara keçi her şeyi görebiliyor çünkü gözleri kocaman, her şeyin kokusunu alabiliyor çünkü burnu da kocaman, aynı zamanda burnu birazcık yamulmuş çünkü bu dünyadaki mutantlarla, bu dünyadaki haydutlarla birazcık kapışmış ve ne yazık ki burnuna bir darbe almış. Kulaklar da kocaman ve böylece her şeyi duyabiliyor. Kara keçi diyorlar çünkü kara kara sakalları, kara kara saçları vardı, saçları döküldü çünkü stresten, hayatta kalmanın stresiyle saçları da döküldü. Ama sakalları dökülmedi ve böyle bir karakteri oynuyoruz ve gördüğünüz gibi kaslı, kocaman, çam yarması bir şey yani bu da hakikaten kara keçi ismini hak ediyor. Selam Pennington. Efendim, aşağıda hoş hanımlar var, genç hanımlar. Tuhaf bir şekilde hayattalar. Ben herhangi bir hamle yapmadım. Ama belki siz onlarla konuşabilirsiniz. Niyetleri iyidir falan yani. Doğrulayabilirsiniz. İkisinin aşağıda ne yaptığını biliyor musun? Vault'a girmeye çalışıyorlar sığınağa. Bunun olmayacağını söylediğim zaman bir tanesi bayağı rahatsız oldu. Bana inandığını sanmıyorum. Bir numara mı çekiyorlar sence? Uzun zamandır izliyorum çevreyi. İnsanların her zaman iyi niyetleri olmuyor. Bunu söylediğim için üzgünüm ama gerçek bu. Neler oluyor burada? Yani yakın zamana kadar çok aslında huzurlu bir yerde. Hep burada durdum. Sığınaktan çıkanları karşıladım. Onun dışında Appalachia'nın doğal güzellikleriyle keyif yaptım. Ama insanlar Appalachia'ya geri dönmüş gibi. Yani Vault'lardan, Vault vatandaşları değil bunlar. Endişe verici bir durum. Ne yapacaklar acaba? Hiç bilmiyoruz. Teşekkürler. Dikkatli olun. Olurum, olurum. Olurum Pennington. Pennington, silah alabileceğin bir yer biliyor musun? Pennington, silahım yok çünkü şu an. İçeri girecek bir yol olmalı. Aa, bekle. Aa, bir Vault Dweller. Vault vatandaşı. Gel bakayım, geldim. Selam. Ben kocaman bir şeyin üzerine mi duruyorum şu an? Yok, benim boyum uzun. Kara keçi bayağı kocaman bir herif. Selam, merhaba.
Wow, wow, wow. Sadece arkadaşım. Tehditkar bir durumum yok. Sadece soru sormak istiyorum. Sığınaktan geldin değil mi? Boş olduğunu sanmıştım. Kapı hala açık mı? Yok. Kapı kapalı. Karşım içeri giremez. Lanet olsun ahtap. Wayward'dan ipucu almıştık. Aşağıdaki var. Aşağıdaki han. Bir adam söylemişti bize. Ona sonuncu paramızı verdiğini de söylemişti. Bu sığınağın içinde biliyorsun işte. Büyük şey orada. Büyük olan orada. Son şansımızdı. Büyük şey ne? Ne? Nükleer strike imminent mi? Dur lan dur. Nasıl la? Dur. Aman abi. Nükleer bomba inecekmiş. Oğlum çok iyi lan. 2 dakikamız var. Bu oyunda nükleer bombaları, az önce bahsettiğim güvence altına alacağımız nükleer bombaları fırlatabiliyorsunuz ve öf, bunu izlemek istiyorum. Nereden şey yapacağız? Abi güzel, ben bu nükleer bombayı... Oğlum çok iyi lan, bomba gibi başlangıç yaptık yine ha. Of, tam da güneş batarken oluyor. Kapı gerçekten kapalı mı? Kapı kapalı, evet. Geri dönemiyoruz değil mi? Yok, kapıyı kapatmışlar. Acaba nereye düşecekler? Umarım önümüze düşer ya. Üf, yukarı çıkabilir miyiz acaba? Sen bir Bethesda oyuncusun, buraya çıkabilmem lazım. Yes, yes! Okey, az çok yerleri görebiliyoruz. Üf. Buradan çok fazla yeri görebiliyoruz. Allah, kara keçi. Keçi iyisin keçi ha. İyisin, hadi patlayacaksın ha. Bugün de patlayacağız. İşte ahbaplarım, keçiyle her gün patlayın. Keçiyle geçirdiğiniz her gün patlarsınız. Öleceğim bu arada. Öleceğim birazdan. Ama hiçbir etkisi olmayacak çünkü yeni çıktık sığınaktan. Hayır, sığınaktan çıktığımız gibi de nükleer bombanın düşmesi. Nükleer bombalardan korunmak için girdiğimiz sığınaktan çıktıktan sonra 5 dakika sonra nükleer bombanın düşmesi de muazzam bir olay. Ben çok mutluyum bu olduğu için. Şöyle haritadan bir bakarsak falan. Yo. Bu ne lan? Aa, bunlar farklı oyuncuların kampları ha. Çok ilginç. Of! Nereden patladı lan? Ses şu taraftan geldi ama patlamadı. Hadi ya. Oğlum. Göremedik. Okey. Hiç sıkıntı değil. Tamam ya. Ucundan kaçırdık. Ulan tüh. Bugün de nükleer bombadan ölemedik. Gördünüz mü? Otobüs varsa otobüslerde loot vardır. Bu bir Fallout oyunu. Harika. Kaynamış su falan filan. Tamam. Güzel. Yay! İlk lootlarımızı aldık. Şu insanlarla konuşmaya devam edelim. Ben o insanlarla konuşmayı bıraktım nükleer bomba düşecek diye. Kadınlarla olan sohbetim nükleer bomba tarafından bölündü ya. Merhabalar. Çok özür dilerim. Nükleer bomba düşecek gibi oldu da. Büyük şey burada mı? Büyük şey, sen baştan bir bahsetsene ya. Nükleer bomba yüzünden şey yapamadım. Kusura bakma. Herkesi getiren şey. Hazine. Oo. Yanlış bilgi verilmiş sana. Söyledim sana. Lacey. Herif sahtekarın tekiydi. Ama bizim son paralarımızdı. Birileri bir şey biliyordur. Birazcık daha burada bekleyelim. Birisi bir şeyler söyler. Okey, güzel. Yani bazı sorularımıza cevap verdiği için teşekkürler herhalde. Senin için cevaplayabileceğimiz bir şey var mı? Okey. Silahınız yoktur değil mi? Seni silahsız mı buraya yolladılar? Yani çabuk biter serüvenin, sana söyleyeyim. Okey, güzel, palamız var. Bu hazine ne peki? Sana bildiklerimi söyleyeyim. Çok değil yani. Birisi bir yayın yaptı, uzun olmayan yakın bir süre içinde. Appalachia'da bir hazinenin gömülü olduğu konusunda. Ne olduğunu bilmiyorum.
Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Ama insanlar çok çaresiz. Radyosu olan herkes, bunu duyan herkes buraya geldi. Canavarlar olsun ve olmasın. Wayward'da tanıştığımız herif, Carter, bize birkaç ipucu verdi. Sadece o ipuçlarını takip ediyoruz biz de. Hadi görüşürüz o zaman. Yay, artık silahımız var, ben o silahı kullanırım. Evet, bu oyunda silah şeyleri geri geldi. Silahlarımızı tamir etmemiz gerekecek. Silah condition'ımız var, silahımızın durumu var. Ama yay, silahımız da var. Sen bir robotsun. Merhaba. Ulan! Steel scrap alırım. Kara keçinin koca gözleri, koca kulakları ve koca bir burnu olduğu için perception oldukça yüksek olacak. Demek ki bir hazine var bu topraklarda. Güzel, bu hazinenin peşinden gider kara keçin. Aa! Keçeye bak sen, müzikle çalabiliyor. Ve orada bir steampunk vardır büyük bir ihtimalle. Yay, well tuned. Ellerine kollarını sağlık kara keçi. Bu ne? Mount harp. Aa, çok güzel lan. Oğlum bunu çalarız ha. Güzel, hadi bakayım. Sende neler var? Steampunk Gradex, harika. Sende Tomahawk. Wow. Yay. Ama cephane craftlayabiliyoruz bu oyunda. Üf. Nasıl abuse'larım ben onu var ya. Çok heyecanlanıyorum ya. Ya kendi evimi kurmak için, kendi işlerimi yapmak için, kendi düzenimizi kurmak için buraya çok heyecanlanıyorum. Fisherman's hat. Ha. Balıkçı şapkası. İyi, şapkamız oldu. Şapkalar, şapkalar asla değişmez ahbaplarım. Oo, orada bir yer var. Aşağıdaki yere gideceğim hemen ama ışıkları yanan ev ilgimi çekti önce. Selam. Ayrık kabin. Okey. Aa. Harika. İyi. İlk zırhımızı da bulduk oyundaki. Giyelim. Red right leg. Ne var başka? Harika. Toka aldık. Bunları alırım. Bunların hepsi kampımıza gidecek çünkü. Şuralara, bir yerlere şey kursak güzel olabilir gibi geliyor bana. Neyse, çok beğendiğimiz bir konum olursa haritayı kurarız. Şey, kampı kurarız. Ama harita güzel şimdi yani. Harita güzel. Paket ile birlikte, ek paket ile birlikte çok fazla şey değiştirdiler. Neyi ne kadar değiştirdiler? Beğenmeyen şeyleri ne kadar değiştirdiler? Beğenilen ne eklediler veya beğenilmeyen ne eklediler? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Göreceğiz, böyle böyle göreceğiz bunları. Etrafta hala düşman görmedim. Çok güzel. Bu oyun için çok iyi. Etrafta hala düşman görmemiş olalım. Ama burası başlangıç şeyi alanı. O yüzden başlangıç bölgesi. Çok da bir şey koymamışlardır buraya. Su radyasyon veriyor mu? Hayır, vermiyor. Veriyor. Benim atam. Sen nesin abi? Bessie. İneklerin koruyucusu Bessie. Merhaba Bessie. Çok iyi lan. Üzerinde inek şeyleri var. Tekstür var. Harika. Girelim abi. Team on the interior. Sadece sen ve senin takım arkadaşların buraya girebilir. Böyle yerlerdeyken önemli sonuçları olacak, kararlar vereceksin. Bunları alabiliyor muyum ya? Aa, öylece alabiliyorum lan bunları. Sweetheart, honey, you picked the wrong time to get a drink. Tattım. İçki almak için çok yanlış zamanı seçtin. Sen kimsin? Hah, bu oyunda diyalog eklendi bu arada. Bu da başka bir şey. Ama diyaloglarda statlarınıza göre, special'ınıza göre farklı seçenekler de ekleniyor. Skill check gibi special check'ler ekleniyor. O yüzden iyi yanlarından biri de o.
Ben mi? Ben sadece senin dikkatini dağıtıyorum. Diğer yandan arkandaki adam senin beynini uçuracak. Hey dostum, yardım eder misin? Diyoruz arkadakine. Ve öldü. Silahını alabilir miyiz? Alamıyoruz. Selam. Müşterilerimi yapmak istediğim ilk izlerim bu değil. İlk round benden, ilk şeyin benden. Benim ismim Duchess. Senin hakkında ne yapabilirim? Neydi bu? Bir hazineden falan bahsediyordu. Ne yani bu hazine? Ya ben de çok bilmiyorum bunu. Crane adında birinin yerini istiyor. Büyük ihtimalle bir noktada o insana hizmet etmişti. Ya bir süredir böyle herifler benim hayatımı rahatsız ediyor. Ya benim işletmem için iyi bir şey değil bu. Okey. Yardım ister misin bu konuda bu heriflerle uğraşmak için? Şimdi bahsettin de. Evet, bir yardımın dokunabilir. Az önce indirdiğin çocuk. Onun daha çetesi var arkada. Ama onun buraya gelen sonuncu herif olmasını istiyorum. Normalde kendi insanlarımı gönderirim. Ama benimkiler zaten işi var. Benim için çalışırsan sana iyi para vereceğim. Ne diyorsun? Benim için yapar mısın bunu? Ne kadar ödüyorsun? Önce ondan bahsedelim. Oo, 50 kapak. Ne biliyorsun onlarla alakalı? Crane'den bir şey istiyorlar. Bunu avantajımıza kullanabiliriz. Tabii ki bu işi benim için yaparsan. Tamam, yaparım. Şuradaki arkadaşını yollamak istemiyorsun doğal olarak. Çünkü adam buraya şey yapıyor. Herif burayı koruyor. Başkaları da buraya gelebilir. Planı duyalım ilk önce. Ne olacak? Detaylar o zaman. Bu heriflerin her biri Crane hakkında soru sormak için buraya geliyor. Sanırım bunu avantajımızı kullanabiliriz. Peki böyle heriflerin dikkatini nasıl çekersin? Karizmamız bir olduğu için bir şey diyemiyoruz. Mail atarız belki. Benim annem doğum günü partileri için böyle yapmıştı. Ama ya bu partilerde kimse gelmemişti. Ah tatlım. Güzel bir fikir ama. Belki farklı bir yol izleriz diye düşünmüştüm. Bana bir saniye ver. Çok iyi abi. Okay, diyalogları çok iyi. Tamam, ben iyi bir çizemiyorum. İyi şeyler çizemiyorum. Beni suçlama. Fena değil. Sana bir çizim yaptım. Çizdiğim şeyi inşa ederek bu serserilerin dikkatini çekeceksin. Aynen, serserilerin dikkatini çekip sonra onları dövüp patronların nerede olduğunu soracaksın. Tabii, ben yaparım, hadi. But I can spot you some workbench materials too, since you're doing me such a big one. Sana yardım ederim materyallerle ilgili, çalışma masalarıyla ilgili. Tamam mıyız? Hazır mısın? Yapalım mı bunu? Yapalım, hadi yapalım. Hot dog. Be good to have those dolts off our back at long last. Güzel, sonunda bu işin biteceği için çok memnunum, çok seviniyorum. Bu heriflerin liderleri, reisleri nerede saklanıyorsa onları şu mesajı götür. Wayward'ı yalnız bırakmaları lazım. Benim insanlarımdan biri de bu kaseti yolda buldu. Biraz şey geçmiş ama, tarihe geçmiş ama. Ya sığınaktan birisi bırakmış bunu. Belki seni bekliyordu. 10 kapağımız oldu ahbaplarım. Yay! Kara keçi! Hayt be! Bu dünyadaki hiçbir şey kara keçinin önüne çıkamayacak. Kara keçi bu dünyaya... Kara keçi Apalachya'yı yenecek olan kişi. Keçi gibi inatçı çünkü bu konuda. Bir de güzel bir kıyafet alırsak iyi olur. Bu sığınak kıyafetleri hoş değil yani bu şeyde, bu vahşi doğada. İnsanlar bizi şey sanmasın. Yumuşak başlı biri sanmasın. Aa, yağmur yağıyor. Aa, merhaba. Selam.
Benim hala silahım yok değil mi? Acaba silah yapabilir miyiz? Yok, pipe pistolum var. Harika. Süper. Yay. Ben bunu modify veya repair yapabiliyorum. Harika. Önce bir repair yap abi. Aynen böyle bir repair ile. Süper. Stub barrel. Standard short barrel. Range artıyor. Evet abi, range artsın yani. Bunu yapamıyorum çünkü copper'ım yok. Bakır ihtiyacımız var. Standart iyidir ya. Reflex sight'ı ben çok iyi kullanıyorum. Accuracy artıyor ama ya. İsabetlilik artıyor. Tamam, birazcık geliştirdik bunu. Vault 76'nın güneyi. Bu benim hatırladığım Appalachia olmayacaktı. Ama bu lanet mutasyonlar, vahşi robotlar. İnşa etmemiz gereken Amerika'yı bu vahşi topraklarda inşa etmemiz gerekecek. Ne iyi ki Vault-Tec hazırlıklıydı bunlara. Bize hiçbir silah vermeyerek, değil mi? Bunları görüyor musun? Bu çalışma masalarını görüyor musun? Bunların hepsi kampla birlikte yapıldı. Orada bir üste ihtiyacın olacak, bir eve. Kamp sana bunu sağlar. Kaynak bulman gerekecek sadece. Ve biraz emek harcaman gerekecek. Kampı arkada bıraktım, senin kullanabilmen için. Bunu yanımda almayarak kendi önerime karşı geldiğimi biliyorum ama Appalachia'yı gördüğüm gibi Vault 76'nın bütün üyelerinin güvenliğini düşürmem lazım. Ben hallederim. Ben bir şekilde yoluma devam edebilirim. Flatwoods'a gideceğim ben. Beni orada bulun. Zırh craftlayabiliyor muyuz? Güzel. Craftlayalım çünkü. Böyle çok olmayacak gibiyiz. Headwear. Cowboy hat. Evet. Evet. Yay! Cowboy şapkamız var lan. Çok iyi. Outfit. Mountain Scout Uniform. Bunları önceden aldım sanırım. Çok iyi lan. Aa, seviye atladım. Hey! Peki seviye atlama ekranı kendiliğinden mi gelecek yoksa ben mi şey yapacağım? Ben şey yapacağım. Okey. Güzel. Perception'ı birazcık daha mı artırsam? Perception bazlı bir karakter olacağım o yüzden. Oğlum hadi Perception'a birazcık daha gidelim. Okey. Ben seviyorum böyle konsantre karakterleri, çok daha fazla seviyorum. Konsantre Fire daha hoşuma gitti. Bende bundan vardı. Bir tane daha aldığım için şu an perk'üm gelişiyor olacak. Space. Accept. Okey. Verdiğimiz hasar ve isabetlilik artıyor. Tamam, çok iyi. Aa evet. Bizim zırh parçalarını üzerimizde görünmüyor. İnan Zur ne kadar kaliteli bir müzisyen ya. Ne kadar kaliteli bir müzisyen ya İnan Zur. Nükleer kışı da oyunu artık aldığıma göre oynarız ya, yayınlarda falan oynarız yani, yayınlar geldiği zaman. Güzel. Abi benim hala kamp kurmam gerekiyor. Kamp yapmam gerekiyor. Tamam. Armor. Armor'ımız iyi. Okay. Şu anki halimizle üzerimizde leather chest piece, leather light arm ve right leg var. Sağ tarafımız iyi ya ahbaplarım. Sağ tarafımızda zırhlarımız var. Sol tarafımızda yok. Bu üzerindeki kıyafetleri de daha önce aldığımı unutmuştum. Evet, böyle kıyafetlerimiz de var. Başta böyle gezebiliriz. Aslında gayet badass görünüyoruz ha. Güzel. Silah yapabiliyor muyum? Aa, silah yapabiliyorum. Bolt action pistol yapıp bunu tüfek olarak kullanabilirim. Harika. Dur. Bunu switch to modify. Bunu şey yapabiliyor muyum? Yok. Bu da böyle kalıyor. La tüfeği çevirseydik be. Hey! Harika. Bu iki. Üç bolt action. Bu da manşet. Okey. Aa, ben susuyorum. Ben burada bir şey görmüştüm. Çeşme görmüştüm. Çeşmeyi kullanabiliyor muyum? Ne güzel lan. Kendine küçük yerleşimlerini koymuşlar. Harika. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Çeşme gördüğümü yemin edebilirim ama. Neyse. İyi bakalım. Hunter for hire. Kuralım bakalım. Buraya kurayım ben kampı değil mi? Nasıl kuracağız? Nereden kuracağız? Ama buralarda kurmak istemiyorum ya. Çok şey. Çok eğri.
En kötü tanım falan herhalde eğri olması. Hah, buralara kurabiliyorum. Aa, biraz daha düz bir alan yok mu? Bir şey söyleyeceğim. Buraya kurayım ya. Değil mi? Güzel, burada hiçbir şey yok. Yani hiç sıkıntı değil. Kur abi. Tamam, burada kur. Ay, harika, harika. Bu ne lan? Ha, okey. Tamam, yapalım. Ah. Stairs değil ya, dur. Crafting turrets. Power, power. Power yok mu? Güç. Ah, jeneratör. Bunu yapamıyorum. Seramik ve şey lazım bana. Oo. Arabada kalmış bifteyi yiyeceğim biraz sonra. Sen? Mr. Farmhand. Sana saldırmak istemiyorum ama sen düşman görünüyorsun. O yüzden saldıracağım. Bat böyle işliyor demek. Okey. Öğrenmiş oldum. Patlamayacaksın değil mi? Çok iyi. Ulan. Pişt. Fusion cell. Let's scrap. Güzel. Kurşun aldık. Led aldık. Wild mongrel mı? Abi aman. Uzak durun lan. Okey. Durduk. Pişt. Lan. Sen... Kara keçiyi tanımamışsın oğlum. Burası büyük ihtimalle Flatwoods. Aynen, Flatwoods. Yeşil canavarın evi. Bu oyunun şeyini bayılıyorum. Böyle bir sürü mitolojik... Modern mitoloji diyeyim. Modern mitolojiden... Canavarlar getirdiler. Aa, ne? Seramiğe ihtiyacım vardı ya da... Şey, bakıra ihtiyacım vardı değil mi? Onları aldım sanırım ya. Hem seramik hem bakır toplamış olmam lazım şu an. Bir iki bir şey daha toplayayım, sonradan buradan gideriz. Böyle de gezinebilirim ama bu karakter çok gitmiyor. Oo, harika. Barut. Biraz daha cephane yaparım çünkü cephanem bayağı azaldı, ona buna sıkacağım diye. Cephane yapmam gerekecek. Daha sonra artık, şu an değil, Overseer'ın görevlerini daha sonra yaparız. Yeşil canavar. Yeşil canavarı bulacağız. Bütün canavarları bulacağım bu oyundaki. Uzaylılardan güve adamlara, hayaletlere, bütün mistik yaratıkları bulacağız. Aslında ben buraya çeşme yaparım. Çeşmeden su içerim değil mi? Çok daha mantıklı. Çeşme yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Aa, bunu yapayım önce. Bu görev gereği. Al bakayım, çalış. Ha, yapabiliyorum. Aa, yok, şey yapamıyorum. Yapamıyorum. Plan bulmam lazım. Ulan tüh be. Radyo oynadığını yapayım abi. Çeşme lazım bana. Bunu yapabiliyorum. Tamam, bunu yapayım bari. Uyuyacak yerimiz olur. Tamam. Küçük bir kampımız oldu böylece. O zaman şöyle yapacağız. Gidip nehirden su içeceğim. Yapacak bir şey yok. Aa, broadcast tepki şey yapmam lazım. Okey. Selam. Herif geldi benimle temas kurmaya çalışıyor. Ben uzaylıyım kardeş. Sen daha çok uzaylıya benziyorsun. Güzel, çok hoş. Radio tab... Ne yapmamı istiyorsun oğlum? Bas git lan. Benimle konuşmaya çalışıyor. Aa, kamp yapabiliyorum. Harika, yap bunu. Radyo kulesi nerede abi? Aa, burada mı? Buradan görebiliyor muyuz? Aa, evet, tamam. Benim hatam. Okey, hemen oraya gidip yapacağız ama önce... Armor Workbench. Armor piece yapamıyor muyuz hala? Bayağı bir şey aldım aslında. Nasıl ya, alamıyoruz ya? Tech for Search ya. Cloth ve Leather. Nasıl yapamıyorum ya ben bunları? Tamam, yapamıyormuşum, okey. Yapabileceğim tek şey bu, dinlenmek. Lan tüküreceğim, uyuyorum be. Dur lan, uyuyorum. Lan tüküreceğim ha. Lan kara keçi, kalk lan oradan. Yeniliyorsun, birisi canlı canlı yiyor şu an. Kim kimi yiyor? Sen kimi yemeye çalışıyorsun?
Neredesin? Sen benim eşyalarıma mı saldırıyorsun ya? Yerim oğlum ben sizi. Yiyeceğim hatta. Kara keçi biraz sonra sizi yiyecek. Ben şey yapayım ya, dur bu böyle olmadı. Yapamıyorum. Aa, tarıt. Çok iyi. Harika, bir tane tarıt koyacağım. Tam böyle dursun abi tarıt. Bu suyu al. Az suyu alıyor bu. Harika. İçeyim abi. Çok güzel. Sağ aşağıda gösteriyor şeyler. Ne kadar aç, ne kadar susuz kaldım. Aa dur lan, benim temiz suyum var zaten. Neden ben bunları içmedim ki? Çok güzel. Kendimize gelmiş olmamız lazım şu an. Selam dostum. Sen bana kaset maset verecektin. Bir şey verecektin. Bir şey varmış. Ben bilgi toplarım. Sizin gidemediğiniz bir sürü radyasyonlu yere gidebilirim ben. Sizin bu kampınızla ilgili bir sürü bilgi topladım. Tek istediğim bunları dinlemem ve düşündüğünü söylemen. Tamam, dinlerim. Bu ne? Aa. Süper. Oo. Bunları yapayım. İhtiyacım olur. Oğlum çok iyi lan, burası böyle birinin yeri yani. İyi, bayağı iyi. Okey, ben bütün bu kasetleri dinledim salak gibi. Hiçbir işe de yaramadı. Gidip herifle konuşayım bakayım, belki bir şeyler verir. Umarım bir şeyler verir. Hiçbir işe yaramadı çünkü herifin kasetleri. Bir şey söyleyeceğim. Burası daha iyi olabilir mekan olarak. Belki şu şeyleri kaldırmak isteyebilirsin ara sıra. Ben bunları alabiliyor muyum öylece? Ciddi misin? Tamam, ben bunları alıyorum. Çer çöpünü alacağım. Hiç itiraz etmiyor. Kadının mekanını soyuyorum şu an. Ben bunları alıyorum ha. İyisin değil mi? Hocam ben senin kasetleri dinledim ya. Ben de senin düşünceni merak ediyordum. Tartışmak istiyor musun? Dinledim kasetlerini. Ne düşünüyorsun peki? Yapımcı olarak çok iyi bir geleceğin var. Sadece konuşma ismini ve yazma işini ve başka şeyleri bırak diye. O kadar kötü ha? Neyse, dinlediğin için teşekkürler sanırım. Umarım bir şeyler öğrenmişsindir. Senin için yapabileceğin başka bir şey var mıydı? Hocam kasetlerle iş... Yok ya. Soymam izin verdiğiniz için gerçekten çok teşekkürler ya. Çok cömertsiniz. Gün gelecek hepsini geri ödeyeceğim, merak etmeyin. Acaba bunları şey yapacak mı ya? Sen benden bunları aldın. O yüzden bu görevin bu kısmını artık istediğin gibi tamamlayamazsın. Tuvaletten ne alabiliriz? Yani oyuna yeni başlıyorsanız burası çok iyi bir şeyler almak için. Bunlar kağıt. Kağıt aldım. Tuvalet kağıdınız bitti bu arada ha. Çeşmeyi kullanırsınız artık. Oo, burayı açamıyorum. Anahtar lazım. Okey. Gibi sınırımız var diyorlar. Yani çok toleranslıyız. Fazla toleranslıyız. Ama bizim de bir sınırımız var diyorlar. Tamam, çok teşekkürler burayı soymama izin verdiğiniz için. Bu bölgenin ismine... Bu bölgenin ismi ormanmış. Biliyorum, çok şaşırtıcı. Ama yani The Forest orman olarak biliniyor. Volt 76'yı çevreleyen yeşil bölgenin ismi. Baştan şuradaki mekana gelip kendime birazcık daha mermi yapabilirim. Bir şey söyleyeceğim. 308'lik mermiler benim çok işime yarayabilir. Hah, şuradan geçebiliyoruz. Süper. Şu mekan ne kadar kutlu bir mekan ya. 308'lik yapamıyorum. Gunpowder 5 lazım. 44'lük benim işime yetmez. Neyse, artık olanla gidelim. Olanla gidelim abi. Şu an ben milletin mısırını mı çalıyorum ya? Neyse, kara keçi hayatta kalmak için her şeyi yapar. Hırsızlık da dahil. Oha, ne kadar kocaman bir tarla. Abi helal olsun deyip devam edeceğim ya. Aybot, sen bana saldıracak mısın? Ben sana saldırırım sen bana saldırmadan. Sen protectronsun. Biraz sonra öleceğiz ha.
Aa öldü. Ya burada dikiliyordu böyle. Beni göremedi mi? İyi, daha iyi benim için. Ulan uçak düşmüş be. Aa bu ne? Burası kamp mı yoksa? Burası kamp mı, bir mekan mı? Mekan. Çal bakayım. Veltune dolanın biraz. Çal hadi bakayım. Çok iyi lan. Çok iyi. Tamam hadi hadi. Hadi bırak. Aa birisi vatansevermiş burada. Müzikler gerçekten çok iyi ya. Peki ben oraya gidebiliyor muyum? Okey, biraz sonra yola gireceğim. Yoldan devam ederiz. İleride bir robot. Oo fena geldim ben. Ben o robotu almaya kalksam ne kadar rahat alırım acaba? Ha sen normalsin. Responder Protectron. Çok iyi. Merhaba abi. Selam. Seninle konuşabiliyor muyuz? Responderların sana ihtiyacı var. Flatwoods'daki kiliseye git. Oo, yemek, sığınak ve güvenlik. Tamam gideriz abi oraya da. Yani estetik olarak çok güzel. Oyunun kendisi de şu an güzel aslında. Lan! Seni hallettim. Başka birisi var mı burada? Yok. Bu oyunla ilgili değinmek istediğim bir nokta daha vardı benim. Bethesda'nın kendisinin yapmadığı bir oyun olduğu çok belli olmuyor mu abi? Yani sadece böyle dizaynında belki bir parça, hikaye anlatımında bir parça falan yer almışlar. Gerisini yan stüdyoya bırakmışlar gibi görünmüyor mu? Oyun boyunca da zaten bunu anlayacağız ama mesela Fallout 4'teki hani sürekli böyle iskeletler üzerinden, ölüler üzerinden, çevre unsurlar üzerinden bir öykü anlatımı var ya. Bu oyunda yok. Bu oyunda neredeyse hiç yok. Ki daha önce aslında Fallout 76'da neler olabilir diye bir video yaptığım zaman bu konuya da değinmiştim. Hani şey demiştim, aslında NPC'lerin olmaması çok da bir sorun olmayabilir. Çünkü çevresel hikaye anlatımı yapıyorlar zaten. Oh 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 oh, okey. Şimdi sadece bu değil bu arada sabım. Ama bu oyunda gerçekten böyle hikaye anlatımları neredeyse hiç yok. Ki yani Fallout 4'te her yerde, girdiğiniz her mekanda, her noktada böyle bir iskelet, bir hikaye anlatımı görürsünüz. Neredeyse takıntı haline getirmişler. Yani şey, bu burada neredeyse hiç yok. Birkaç yeri gezdik şu ana kadar ve hiçbir şey görmedik. Oyunun modellerinin tarzı çok ya hazır kullandıkları şeyler dışında, mesela insan yüzleri falan filan, çok Bethesda oyun stüdyosunun yani ana stüdyonun eline çıkmış gibi görünmüyor. Farklı bir tarzda yapılmış gibi. Peki ben bunu neden anlatıyorum? Keşke bunu alıp götürebilsek ha böyle kampımıza. Sanki Fallout 76'yı ile daha fazla uğraşan stüdyo hani Bethesda Softworks'un arada böyle başka satın alarak kullandıkları stüdyolar. Bunu alırım. Ve bu yüzden şeye böyle düşündükçe birazcık daha heyecanlanıyorum. Ya Bethesda oyun stüdyoları tüm bu Fallout 76 süreci boyunda aslında başka bir oyunla daha uğraşıyorlardı. Belki ucundan bir şey gösterdikleri bir oyunla. Bilemiyorum. Hani yeni bir oyunla. Tamamen yepyeni bir oyunla. Starfield gibi. Ve şey de olmayacağı için yani abi işte Skyrim'deki düzeni bozlar, işte Fallout'taki düzeni bozlar falan. Ama mesela Skyrim'in dizaynı iyi aslında. Fallout 4'ün dizaynı da bayağı iyi. Yani bir şeyi bozmaktansa yeni ve güzel bir dizaynla gelecekler gibi geliyor Starfield'da bana ve beni heyecanlandırıyor. Özellikle okay, ara sıra buglar oluyor. Özellikle şeyi düşündükçe heyecanlanıyorum. Lan aslında bu 76 çok da onların elinden çıkmış gibi değil yani. Onlar sanki Starfield'la uğraşıyor gibi. Bilmiyorum ya. Heyecanlandırıyor beni o. Bunu önce bir koyalım buraya. Broadcast deyip aynen koy bakayım. Crane denen herifin şeyini yaydık. Mesajını yaydık. İşte bakın böyle bir yeni bir dükkan açtık buraya. Yeni şeyler getireceğiz ve bu mesaj, bu yayın başka serserilerin dikkatini çekecek. Aa log. Aa logları alabiliyorum. Çok iyi lan.
Neyse, az önce bahsettiğim konuya gelecek olursak, baştan kısa özet şeklinde anlatacağım. Oyundaki modellerin tarzı ve oyunda Fallout 4'teki iskeletlerle yapılan veya başka şeylerle yapılan çevre unsurlarıyla yapılan hikaye anlatımının bu oyunun neredeyse hiç olmaması bana buraya giderim, şu kuleye giderim. Bu oyun üzerinde çalışan stüdyonun ama Bethesda oyun stüdyosu değil de daha sonra ona eklenen kardeş stüdyolar olduğunu düşündürtüyor. Bu da beni şuna çıkarıyor. Bethesda oyun stüdyosu yani Skyrim ve Fallout'u yapan stüdyo tüm bu Fallout 76 süreci boyunca ve en azından bu sürecin büyük bir bölümü boyunca başka bir oyunla uğraşıyordu bir yandan. Peki bunu beni neden heyecanlandırıyor? Çünkü Starfield. Starfield beni çok heyecanlandırıyor. Bir ara Starfield hakkında bambaşka bir video yapacağım. Yeni bir bölge mi açacağız tepeye çıkınca? Mesela bak burada kesin bir şey... Oo, Ranger outfit. Ona... Mesela şu an neye benziyorum? Şöyle gün yüzüne çıkalım. Güzel görünmüyor. Fena görünmüyor ama şeyi beğenmedim. Survey area activate. Bu ne lan? Ne yaptım ben? Şey, bir şey yaptım ama. Haritayı mı şey yaptım acaba? Haritada unmarked location'ları mı koydum bir sürü? Yok. Get the supply drop. Aa, supply drop'u alabiliyorum. Aa, alayım lan ben onu. Yakınım oğlum ona. Abi Ranger hat'i takarım kafaya. Hiç açamam, takarım. Üf. Evet. Evet. Kara keçi kesinlikle böyle görünmeli. Of, güzel şey de aldık. Supply drop'u şey yapamayız. Başkasına bırakamayız çünkü supply'm yok. Çünkü üf, 10 metre aşağıda mı lan o? Skrövet, geliyorum. Alacağım onu. Hocam. Aa, pipe revolver mı bozuldu? Dur lan. Dur oğlum. Şerefsizler. Neyse, yeni pipe revolver'ım var. Nasıl, pipe revolver'ım bozuldu mu yoksa komple mi gitti? Ha, okey, tamam. Komple gitmemiş, hala orada. Bu ne abi, ne var burada? Psycho. Ay, çu 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 çu. Yerim seni ben. Yerim seni ben. Sen ne kadar şirin bir şeysin böyle. Ay, çu çu çu. Buradaki Mr. Farmhand'i halletmemiz lazım şimdi. Güzel. 3-4 mermide gitti. Kampıma geri döndüm. Hadi bakayım. Bol materyale geri döndüm. Bol bol materyal topladım. Aa! Merhaba Besi. Selam, sen hazine avcısı. Selam, sen nasıl, sen kocaman mısın ya? Wow, sen Crane değilsin. Ne oluyor burada? Sen Crane'i tanıyor musun? Sana hazine hakkında bir şey anlattı mı? Crane hazineyi mi buldu? Wow. Wow. Tanırım. Nerede? Nerede? O nerede? Crane hakkında ne anlatabilirsin bana? Mesela daha fazla şey bilmiyorum ben de. Appalachia'ya geldi. Yani herkes gibi hazineyi alamak için geldi. En son onu gördüğümde yani terk edilmiş bir depo görmüştü. Ama genel bilgi dışında ben de çok bir şey bilmiyorum. Şimdi senin turun. Nerede o? Senin şeyin değil dostum. Çık git buradan. Hakikaten çıkıp gidiyor ha. Süper. Harika. Ya birisi Crane diye bağırıyor. Efendim? Radikal, özgür radikal. Sen Crane misin? Ha, fena değilsin ha. Sen bizim patronumuzun istediği bilgiye sahipsin bakalım. Bana hazinenin nerede olduğunu söyleyeceksin. Ve patronumuz da seni yalnız bırakacak. İzci sözü. Hocam, hayır. Sen bana sizin saklandığınız yeri söyleyeceksin, yoksa seni öldürür, seni yerim oğlum. Seni yerim. Yerim deyince korktu tabii. Tabii. West Virginia Odun şirketinin yanında. Kuzeybatı'da. Hadi gel, buradan gidelim. Böyle basıp gidersiniz oğlum. Var ya, taban yerim oğlum sizi. Yiyeyim ha. Yiyeyim mi? Yemeye geliyorum. Hadi. Hadi basket koçum. Bak koçu kaç. Konuşamadım.
Bak açlıktan konuşamıyorum ha, yerim seni lan. Çok iyi abi. Seviye atladık, atlayalım. Aa, açılmamış perk paketimiz varmış. Tabii tabii aç. Perk kartları, perk kartları. Gunrunner, Iron Fist çok iyi. Can do. Şimdi aslında perception'ımızı bir daha artırabiliriz ve ondan sonra başka şeylere yönelebiliriz. Bir noktadan sonra başka şeylerde kullanmak isteyeceğiz gibi duruyor ama. Tamam abi, perception'a bir tane daha ver. Daha fazla şey. Harika abi. Bir noktada agility'ye de vermemiz gerekecek. Kabul et. Concentrated fire ilk önce şey yapıyoruz. Gunrunner, yes. Aa, tabancayla birlikte olduğumuz zaman koşma hızımız artıyor. Harika. Şimdi nereye gideceğiz? Ha, şeye gideceğiz. Bara gidiyoruz. Ve düşese bulduğumuz şeyleri anlatacağız. Güzel. Sanırım orada bir görev bitirmiş olacağız bu şekilde. Kampı kurduğumuz yerin yanında su kaynağı da olacak. Bunu unutmamamız lazım. Kampımız şu an pek bir şeye benzemiyor ama gelecekte bir şeylere benzeyecek kapatlarım. Selam düşes. Ha, trade yapabiliyoruz. Ya şu pek de kötü görünmüyorsun. O şerefsizlerin nerede saklandığını az çok anladın sanırım. Evet, West Virginia odun şirketinde şey yapıyorlar, yer alıyorlar. Harika. Ya onları yanlış duymuşsundur. Peki neden böyle bu? Yakında oradan geçiyordum. Mutantlar vardı orada yakın zamanda. Ya onları gördün sen de, süper mutantları. Eğer bu çete bunları oradan temizlediyse, ya bu herifler birazcık daha güçlü olabilir duyduğumuzdan. Yani nasıl ilerlemek istediğimize dair şeylerin var mı? Önerin var mı? Yani çok iyi silahların yoksa bence gidip herkesi vurma. Girip belki konuşmak isteyebilirsin. Ben bir aile görmüştüm. Onlarla iş yapmışlardır. Bir oraya da bakabilirsin. Ya onların yakınlarında böyle ölüsel bir yağmacı da vardı. O da bir şeyleri biliyordur. Onlara bir bak. Okey, aileden bahset. Anchor çiftliğinde bulabilirsin onları. Serseriler onları çoktan kovmamışsa. Ama hala oradalarsa... demek ki ortada dönen bir anlaşma gibi bir şey var. Yani... bir şeyler öğrenmekten zarar gelemez. Tamam, teşekkürler. Her şey güzel sanırım. Vault 76'ya dönüp oradan kuzeybatıya doğru gidebilirsin. Baya hızlı olur. Tamam abi, 8 tane al. 8 mermiyi bir şekilde kullanırız ve 4 cap'im kaldı baştan. Seninle bir daha ticaret yapmıyorum. İş yaparım ama ticaret yapmayacağım. Olaya bak lan, soyulduk resmen ya. Okey. Buradan kuzeybatıya gideceğiz. Gidelim abi. Ben önce üzerindeki ağırlığı bir oraya bırakayım. Böyle mi daha iyi? Yoksa böyle mi daha iyi? Lütfen yorumlarda belirtirseniz çok hoşuma gider. Ben şu an için Ranger hat'i giyeceğim. Bir süre daha bununla devam edelim. İyi, ağırlığımız çok iyi. Ağırlığımız çok iyi. Buradan kuzeybatıya doğru devam edeceğiz. İleride sanırım bir çiftlik var. Tamam, gidelim o çiftliğe. Okey, şu an iyiyiz. Elimizde bir revolver var. Boru bir revolver. Boru altı patlar ama olsun. Sen beni görmüyorsun ha. Sanırım sneak attack yaptım. En baştaki nükleer bombayı görebilseydik ya, onu göremedik. Oyun göstermedi bize onu. Şşş. Ulan vuramadık ya, tüh. Wow 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 wow. Hocam. Üf. Dur. Lütfen vurma. Nereye gittim? Öleceğim biraz sonra. Ölmeye çok yakınım abi. Güvenliğe kaç. Güvenliğe kaçamıyorum. Okey, burada daha iyiyim. Geldikleri zaman göreceğim. Ne olan, beni bulamıyor musun? Aa, koğuşuna girdi. Seni vuracağım ki hemen. Yay. Biraz canımız gitti ama.
Şu an şey düşünüyorum aslında, yatak falan bulabilirsek belki. Belki dinlenebiliriz. Var mıdır burada? Ulan daha fazla var ha. Neyse öldüler. Semye mesaj. Responderler hiçbir şey bilmiyorlarmış. Her gece gökyüzünde onlardan daha fazla şey var. Kardeşlik onları uyarmıştı. Hepimiz uyarmışlardı. Defiance has fallen. Bizi uyarmışlardı. Ne demekse artık. Erzaklarımız tükeniyor. Abby'ye gitmeye çalışabilirim. Özgür eyaletler daha fazla biliyordur. Semi, bunu okuyorsan Abby'ye git. Red Rocket, Megadron doğruca doğusunda. O Brotherhood, Çelik Kardeşliği hakkında herkesin daha fazla biliyor. Melekler seni korusun. Çünkü başka bir şey korumayacak. Harika, canım artmaya da devam ediyor böylece. Çok iyi. İşimize yaradı aslında burası. Gerçekten işimize yaradı. Yeni yeni şeyler aldık. Güzel bir progresimiz oldu. Bir eski ana hikaye var, bir yeni ana hikaye var. Eski ana hikaye bu yeni paket gelmeden önceki ana hikaye. Yeni ana hikaye ise paket geldikten sonraki ana hikaye. Ne kadar uzaktı bu acaba? Ben daha Vault 76'ya varmadım. Vault 76'ya ulaşıp ondan sonra kuzeybatıya gideceğim. Moonshiner's Shack. Bir mekan daha var önümüzde. Aa dur. Bu mekan. Bu mekanların ne olduğunu görebiliyorum. Çünkü ben şuradaki bir kuleyi falan şey yaptım. Flatwoods Lookout'ta mı? Neyse buluruz biraz sonra. Daha fazla Scorched vardır burada. Ha, Scorch. Scorched'lar bir vebanın sonucu olarak oradalar. Böyle hortlaklar ve yağmacılar arası bir şey sahipler sen. Aa, sen buradasın. Oğlum çok iyi lan. Sen ama... Tamam, burası güvenlidir o zaman büyük bir ihtimalle. Yoksa bu herife saldırırlardı. Değiliz. Kene var. Allah kahretsin. Koca koca keneler var. Yine böcekler var. Öl şerefsiz. Harika. Büyüte çaldık. 308'lik mi? Harika. Yes! Gunpowder. Yes! Barut. Barut bize çok yardımcı olacak. Lan! Daha fazla da vardır içeride büyük bir ihtimalle. Neresin lan? Çok hızlı hareket ediyor şerefsiz. Çok hızlı hareket ediyor ya. Korkunç oğlum. Çok korkunç. Bu değil. Bu da değil. Hah! Oh! 58 mermi. Abi 58 mermi ne? Bu silah zaten canavar gibi. İyi vuruyor. Neredesin lan? Neredesin? Okay, gördüm seni. Gördüm seni. Şuna bak ne. Şerefsiz. Abi. Nefret ediyorum o yaratıklardan ya. Sizler robotsunuz, bana düşman değilsiniz, harikasınız. Şu kenarlardan bir kurtulsaydınız hocam be. Çok kötü olmuş içerisi. Ya bakın mesela iskelet var falan ama ne yani, anladın mı? Bu adam ne yapmış mesela? Bu araba gelmiş burada kaza mı yapmış? Yoksa bombalar düşünce mi ölmüş bu adam? Bunu demeye çalışıyorum. Aa, insan var burada. Merhaba insan. Ne yapıyorsun sen burada? Aa, bir şeyler yapıyor, bir şeyler pişiriyor. Hey, sana nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ben. Keşke cevap verebilsem. Bana selam verdi, ben selam veremedim ya. Vault 76'ya geri döndük. Yine fast travel olmadan oynayacağım arkadaşlar. Evet ahbaplarım. Bu manzara eşliğinde de bu videonun sonuna geldik. Bu Fallout 76 idi. Fallout 76 Wastelanders'de. Oyun güzelleşmiş, iyileşmiş. Böyle diyaloglar falan filan gelmiş. Güzel yani. Sizin de hafif önerinizle bu oyuna başladım. Aslında benim de başlayasım vardı ama satın almak istemiyordum. Çok kalbimi kırmıştı Bethesda ama şu an iyiyiz gibi. Güzel gibi. Yani böyle. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.